günaydın diyor. Ne zamandır evde, İstanbul'da olduğum şöyle bir günlük vlog çekmemiştim. Hep orada buradayım. Bugün birkaç planım var ama hepsi normal günlük planlar. Hiç öyle dolu dolu bir şeyim yok aslına bakarsanız. Şekersiz dördüncü günümdeyim. Yani zorlandım. Bugün bir tane muz yedim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Onu da bırakmıştım. Küçük bir muzdu. Çok küçük bir muzdu. Onun dışında bugün bir tane alışveriş videosu çekmeyi düşünüyorum. Yeni bir alışveriş yaptım. O kadar az alışveriş videosu çekiyorum ki neden? Çünkü az alışveriş yapıyorum. Gelin bakalım ev arkadaşlarım neler yapıyor. Kakasını örtmüyor. Ya bu şekilde belki kumunda bunu yapsam belki kakanı örtersin. Yanlışlıkla olsa üzerine 2-3 tane kum atarsın. Ay bu ev çok komik. Bu ev çok komik. Anne biber dolması mı? Biber salçalı. Wow. Bol salçalı yap. Bak bol salçalı yap diyor. Bizi bu oturuşunu bize açıklayabilir miyiz? Ya işte. Nasıl açıklarız? Yani Orta Doğu'lu. yani yörük... Yörüklerden ya geldiğimiz bak, için mi böyle oturuyoruz? Bak, harbiden bacağım ağrıyor benim. Dizlerim ağrıyor. Böyle yapınca çok rahatlıyım. Dışarıda daha etik biriyim. Öyle mi? Evet. Ben görmedim. Evde de olsan keşke. Evde meşalesiyle geziyor. Ok falan atıyor anneme. Az kaldı. İlk görevim kalkınca. He. Siz beslenmiyorsunuz zaten. Ha, aynen ya. Sen en çok sen yemiyorsan ne olayım biliyor musun? Ay bir de beğenmiyor. Biberleri böyle dizdi. Anne biber dolman güzel olur senin yalnız. Nasıl kabakları nasıl uyduğumun. Ay, nasıl bir ev kadınıyım. Şuna bak. Hiç onun hevesini kırmıyoruz. Yiyoruz. Sorgusuz ve sualsiz yiyoruz. Ben bu Lila'ya Zooplus'tan birçok ürün aldım. Ama kendisi burada. Kendisi hiçbirinin yüzüne bakmadı. Hele ki bir yatak aldım. Yatak bayağı tatlı. Ama yani hiç oynamak istemiyor. Bak bak ne içinden parmak mı çıkıyor? Gel kız. Kız demem. Ya buna hangi kedi dayanabilir ya? Şu harekete hangi kedi dayanabilir? Allah aşkına anlatır mısın? Oy nasıl tatlı ya. Lila. Ay. O zaman ben bir hazırlanayım. Alışveriş videomu çekeyim. Ondan sonra gitmem gereken yerlere gideyim. Hep beraber gidelim. Şimdi kendime bu 3 tane tuvalet kağıdından bir tripod yaptım. Kamerayı onun üstüne koyacağım ve yüzümü yıkayacağım. Bugün Glam Glow süreyim. Bunda 20 dakika bekleme süresi var. Onu beklerken de odamı videoya hazır hale getiriyorum. Ne bileyim tripodu kuruyorum. Işıkları falan eğer lazımsa. Işıkları hiç sevmiyorum. Öyle sistemi kuruyorum yani anlayacağınız. Benim evde hazır bir düzenim olmadığı için odamı her videodan önce hazırlıyorum. Aslında öyle olsa bayağı kolay olur. Direkt otur, çek. Ama bir de öyle bir yerim yok. Müziği acilen kapatmamız lazım. Gerçekten bir defa kullanabileceğim bir maske kaldı. Hani son. Bitenler videosuna doğru yollanır. Benim her zaman olduğu gibi bu tarz işlemlerimde beni izleyen bir misafirim vardır. Kendisi yine beni izliyor. Karşınızda Lila Bey. Çok seviyorsun değil mi? Kozmetik olsun, bakım olsun. Hep izliyorsun. Ne? Bu nasıl yastık? Bu nasıl yatak örtüsü? Ne be? Senin de sünger boklu var. Öyle her şeyi de söylemiyoruz videolarda. WoW oynuyorum, anlar mısın? WoW oynuyorsun. Evet. Birine büyü mü yapıyorsun? Evet, boss kesiyorum. Ne kesiyorsun? Boss, patron yani, boss. Çok acayip Bind bir dil. Bind yapmam lazım. Ne yapman lazım? Bunlara harf atamam lazım, atamadım. Biz Ultima oynarken, sen oynamazsın. İki boyutlu iki Ultima Online diye bir oyun var. O ne ya, bak onu hiç bileniniz yok mu gamer kızlar? Hemen yoruma. Ay surata bak şimdi gördüm. Bizim böyle küçük bir kütüphanemiz var ve asla rüya tabirleri. Bu aslında bayağı küçük bir kısmı. Bunda da bunda yazmış. Da tehdit etti mi? 2010, yuh. Ne yazmış? Annesi oğlunu aldı.
Annesi oğlunu aldı. Nasıl bir laf bu ya? Daha düşünerek yazılabilir. Çok güzel tipe gerçekten. Ben hiç yazmam öyle şeyler. En iyi çocuk Oscar'ı kazanmış. En iyi erkek oğul yani. Herhalde. Oscar'ın arkasını hep merak etmişimdir. Çevirebilir misin? Hoppa. Bana burada favori kitabını göstermek ister misin? Favori kitabım. Oblomov'u arkadaşlar bir kere daha okuyacağım. Çünkü aşırı moda oldu şu anda ve ben çok eskiden okumuştum. Bir kere daha okuyacağım ve yani hayat felsefesinden kendime benimsediğim bir insan olduğu için. Evet. Neyle ilgili ki Oblomov? Aa, okuman lazım onu. Öyle kalın olduğu seni korkutmasın. Senin burada en sevdiğin kitap herhalde şu Açlık Ölümleri serisi onları olabilir. Aynen, isteyerek almıştım. Evet, evet. O kadar ama. Ben bir bakmak istiyorum. Ben Parfümün Dansı diyebilirim. Çok çok sevdiğim. Başka ne var? Burada benim gençlik kitaplarım evet, var. Abi. Evden kaçma hikayeleri olan İpek Ongun Kızları, Kaçak Kız falan. Kim neler var? Bak Villamay. Ben Tom Robbins'in kitaplarını seviyorum, ne yalan söyleyeyim. Mesela Murat Han, Sineklerin Tanrısı'nı okudun mu? Ablamın yok. Kitapları. Aa, çok ayıp ediyorsun. Şeker Portakalı'nı okumuşsundur herhalde. Onu okudum ama aşırı hatırlamıyorum ya. Aşırı mı be kitabı? Murat Hanım'ın ayakkabılarına bakın. Sevmiştin sen. Ben de mesela küçükken Martı'yı okumuştum ya. Martı aslında küçükken okunacak bir kitap değil yani. Büyünce... Küçük prens de değil. Evet, o da değil. Gezegenden gezegene atlıyor küçük gezegenlerden. Ama sen onu kaç kere okudun? 3 kere mi ne okudun? Evet, çünkü anlaşılmıyor yine. Prens de şöyle başlıyor. Diyor ki aşırı felsefik böyle perspektiften başlıyor. Yılan bir tane filmine yatıyor. Evet. Sonra yazar onu... Kovboy şapkasına öyle benzetiyor öyle bir şey. Aferin, hatırlıyorsun. Evet. Ama Murat Han'ın asıl tekrarlarca, defalarca okuduğu şey nedir? Hep bir ağızdan söyleyelim. 1, 2, 3 sizinkiler. Ne oldu? Salih Memecan Fan Club. Ne oldu? Çıkarma. Yorularak güldüğümüz bazıları. Bazıları çok iyi. Şu an mesela okuyorum, hiç komik gelmiyor. Mesela bakın. Bazıları çok bugün iyi. Bugün ayın kaçı diyor karısı. O da diyor ki hangi aydayız ki? Neyse boşver, ben takvime bakarım. Neyse. Bir espri de ben patlatmak istiyorum. Limon annesine diyor ki anne kaşkolumu gördün mü? Annesi de diyor ki sana tertipli ol, kaşkolunu filan çekmecene koy demiştim diyor. O da diyor ki çekmeceyi bulsam. O kadar yani. Bazıları filler işte, kötü yani. İyi ki bak soğuk espri yapan insanlar olmamışız ya. Allah'a şükürler olsun. Evet, biz nerede kurtardık biliyor musun? Sonrasında ben uykusuza döndüm. Eve her hafta uykusuz getirdim. Evet. Sen de benim artıklarımı okudun. Aynen. Ben uykusuz. Okuduktan sonra. Yalnız bir gün kıymetli. Ah Allah, Umut Sarıkaya'dan, Alpay Erdem'den. Al işte, çektim. Ne yapacağım? Sadece şimdi yürüdüm. Şimdi vurman lazım işte onlara. Kime? Önce bir petini çıkarman lazım. Gökyüzünden şey yağdırdı. Oh. Ne yaptın abi? Vurdun mu? Vurdum. Heh, tamam. Şükürler olsun. Tamam, bitti işte. Bu beladan da kurtulduk bugün. Olmuş. Ben bugüne kadar ne zaman böyle kulak kaldıysam evet. Hepsi böyle oldu. Evet, bunların en eğer gerçekten bu. Ben yıllardır kullanıyorum ve olmadı diyen ve önermek isteyen varsa bekleriz, soyma artık. Murat Hanım bunu mesela o bilgisayar... Yoksa kulağımda hep siyah. Siyah siyah. Bir gün yolda karşılaştık, buraları hep simsiyahtı. Ya... Sen çok mu güzelsin ha? Seni ben yerim annem. Ya ben seni yerim annem. Mahvederim. Kullandığım ürünleri hemen size göstermek istiyorum. Makyajda kullandığım ürünler bunlardı. Birkaç tane yeni ürün var. Bir çok kullandığım bir far paleti. Bitti bu artık, bitti. Böyle bir fondöten. Şöyle göstereyim. Hani şu cushion dediğimiz Becca aydınlatıcım. Hot Mama'nın da dibini gördüm. Bunları da ilk defa denedim. Eurochain'de bir kapatıcısı var. Şimdi Cansucuğum diğer bir videoya geçsin. Size şuradaki dağı anlatsın. Şurada bir alışveriş dağı var. Ay neler oldu neler. Ben videoya başladım. Hiçbir şey yolunda gitmedi. Hava karardı, hava bozdu, patates, soğancı geldi, hepsi geldi. O yüzden çekemedim video falan. Ama hafta sonu çekmeyi düşünüyorum, tekrar deneyeceğim. Üstümü giydim, zaten verilmiş bir sözüm vardı, bir toplantım vardı. Hemen oraya geldim. İsterseniz size de nereye geldiğimi gösteririm. Çok sevdiğim bir markaya geldim. Şu an bir konuşmanın ortasındayım. Ve kendimi biraz uyamıyorum. Gider misin sen, gitmesin ki? Şöyle üstümü, üstümü göstereyim dedim. Bugün asi bir tarzım var gördüğünüz gibi. Spor çantamı da aldım yanıma. Çok seviyorum bu spor çantasını. Eastpak'tan aldım. Hayatımda aldım en güzel spor çantası.
Yani her an askere gidebilirmişim gibi. Burada balıkçı var. Canım çok balık çekti. Balıkçıya bakıp canım balık çeken herhalde yoktur. Benim canım çekti. Hep söylerim çok seviyorum diye. Telefonunuzu koyuyorsunuz, ajandanızı, notlarınızı böyle. Bunu kapatıp gidiyorsunuz sonra. Kılaçlar markası Confit. Bu yıldızları yeni görüyorum. Yeni. Çok tatlı. Bende bu katlık yok da şu tarz var. Limonlu göstermiştim. De böyle kişisel de alabiliyorsunuz hediye olarak falan düşünebilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Toplantıdan geldim. Tabii ki de elim boş gelmedi. Bir şeyler kaptım. Kiminle buluştum? Biz hikayemizi anlatalım mı? Sen anlat, ben heyecanlandım. Burada merhaba. İrem'le buluştum. Merhaba İrem, konuşturayım. Diyetisyen. Diyetisyen. Ama ben onu diyetisyen olmadan önce tanıyordum. Tuvalet sırasında. Karşıdaydım ben. Evet, Caddebostan'da. Caddebostan, Starbucks ya da Nero. Nero'daydı. 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 Da tuvalet sırası bekliyordu. Dedik, aa Cansu. Ben de, aa. Sizin hayranınızı. Ondan sonra biz öyle arkadaş olduk. Aynen. Bana şekersiz tatlı hazırlamış. Kendisi diyetisyen olduğu için ona güvenebilirim. Gönül rahatlığıyla. Şey de mi koymadın? Hurma falan var mı? Ya istiyorum. Evet arkadaşlar, İrem'in hesabını takip edin. Ben yazacağım buraya, ekrana. Bakın burada yazıyor. Tarifler veriyor, insanlar zayıflatıyor. Gidin. Böyle de tatlı bir kız. Ya. Meslekte de yeni. Çok tatlı bir kız var. Adı Asya. Çok tanıyor şu anda. Ama biz tanıştık. O da çok tatlı. Onu da buradan seviyorum. Böyle yan yana denk geldik. Aşırı tatlı ve çok güzel bir kız. Ya ben de seni. 96 kiloymuş benim. Nasıl yapalım videomu izlemiş. Kilo vermiş. Ben vesile olmuşum. İnanamıyorum. Bugün ama şey kilolarla ilgili. Evet. Niye? Ben çekiyorum. Sen de kilo vermiş. Benimle ilgisi yok ama senin kilo vermiş. Yok. Bana şey işte. Seni görünce kalbim daha az atıyor. Evet falan. Oradan nabzım yükseliyor derken yağ yakarım. İşte. Ben şeker yemiyorum ya. Mesela şu kurabiyeyi hani yemeyeceğim ya. Sen de yemeyeceksin ben değil şey mi? Ben yaparım. Ben yiyecek? Yerim. Ya. Hocanın dediğini yap, yapsın ya. Bana burada şekersiz bir tatlı yapmış. Nasıl yaptın bunu, anlatır mısın? Bunu öğrenmek için Instagram'a gitmeliyim. Evet tamam. Anlattın mı orada? Anlattım. Aa tamam. Bunu da çok güzel. Bu arada kendi aramıza birisi katıldı. Artık kızın saklama kabını da verelim yani kendisine. Şey boş verilmez ama. Evet. Götürürüm sonra doldurur. Evet. Ona bizim evde yapalım? Biber dolması var, ondan koyayım mı? uçak. Bıktık ya uçaktan. Vallahi bağıracağım yolculuğumda, bir dakika yolculuğumda yeter diye. Bu ne ben ya? Nasıl yiyeceğim? Aa, 4 kağıdı boyutunda. Yiyebilir miyim? Ye abi, daha. Gel köyde bir bak. Yosa giderken böyle yolun üstünde. Kötü mü? Değil. Kötü değil. Çok güzel. Güzel mi? Evet. Ne var içinde sen söyle. Gerçekten biraz şekerli bir tat geldi. Çok az ama. Portakal kabuğu mu koydun? Limon kabuğu. Limon kabuğu. Çok güzel oluyor ama değil mi? Arkadaşlar bunun tarifine bakın ya. Evet. Bakalım Can beğenecek mi? Ama ben genellikle sağlığa karşıyım. Neden? Çünkü neden bu işe iki kilo trans yağ koymuyoruz, şeker atmıyoruz? Ben bunların peşinde. Ama güzel yani. Bir olsun. İlk kötü bir tat geliyor. Evet, ikinciden sonra... Ben hala alışamam. Hayır. Bak sen söyleyeceğim, ben yapacağım. Sevici ol. Hiçbir şey yok. Yani bana hiçbir şey yok diyenlerin cildine bir zoomlayabilir mi? Bakayım. Parlıyor. Ciltlere bak. Very. Eğer bundan öyle oluyorsa yerim, ne yapayım? Pardon, benim hamburgeri iptal edebilir miyim? Ambalaj nasıl erkeklere kendini sattırır? Bunu görüyoruz. Bunu Can getirdi. Ben bu markayı hiç denemedim daha önce. Ben çok seviyorum. Bunu her gören şey diyor işte, bu marka 50 plus. Ben çakmak zannettim onu. Ben bayılıyorum. Hatta sadece kokusu için bile alınabilir. Zippo falan şey zannettim. Ben rengi de çok seviyorum. Oo, kokusu çok iyi. Bak, kokusu çok iyi. Gerçekten iyi bak. Kokla. Bakayım. Evet, gün özele döndü. Ben eve geldim. Herkes uyuzlanıyor evde. Herkes her şeye uyuzlanıyor. Biri odasından çıkmıyor. Hala büyü yapıyor. Sabahtan beri har 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 şar 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 büyü yapıyor orada. Birisi
oyun oynayalım dedim. Oynamıyor. Dizi izliyorum. Ne demek dizi izliyorum? Ne oynuyor? Sen de gel. Otur. Oturun. Yamacıma. Ah geldim yamacına. Evet, ev arkadaşlarım teşrif ettiler. Ne kadar? Annem ne yapıyorlar? Dördüncü. Okey. Ben istiyorum ki bu oyunu oynayalım. Siz istiyor musunuz? Nasıl bir oyun? Çok oyun. Böyle değil. Kartlar var. Kartlarda isteneni yapıyorsun. Hmm. Ama yapmak zorundasın her isteneni. Siz kavga mı ediyorsunuz? Birazdan. Az kaldı. Bir oyun oynayacağız. Şimdi bu kartlarda ben size söyleyeceğim. Üç kişi. Bilmiyorum nasıl oynandığını ama şu an yazacağım yani bu oyunu. Sen o kartları bir insan seçerek bize yaptır. Ne yazıyorsa. Öyle olur mu kız? Bu oyunun var ya bir şey. Ben sallıyorum şu an. Al. Şu iki kartı al. İstediğini yaptır karşına. Ben de bu ikisini. Dururken istediğini niye yaptıracaksın? Sırayla herkes kartını kullanıp olmaz bir insan öyle. Seçsin. Adam gibi öğren de öyle olmuyor. Nasıl öğreneyim? Öğrenemem şu anda anne. Ama ben öyle. Yazmayı seviyorum. Oyun yazıyorum. Hadi. Notes, game hepsinde aynı şey mi yazıyorsun? Ne? Musmutlu yazıyor üstündeki tişörtte. Çok mu mutlusun? Çok. Lila'nın kime benzediğini anladınız değil mi? Anne şimdi kartlarında yazanları kim yapar? Birini seç ve yaptır ona. Söyle. Kendimde en sevmediğim? Üç özellik. Üç özellik. Ama bu işte olmaz böyle. Biliyor musun? Yani olur. Bir şey olur atarsın edersin sonra... Evet. Anne iskambile oynamıyoruz şu an. Ama niye ben sana soruyorum bunu yani? Neden sen çıktın? Çok retorik soru ya. Niye yaşıyoruz? Ha. Mesela İngiltere. Annem mesela Karadeniz yapsın. Evet Karadeniz yapalım. Oy! Reis geldi. Ama Japonca konuşabilirim. Hadi konuş. Hadi konuş. Bunu Murat Hanım'ın izlediği çizgi filmlerden biliyorum. Sen de takip et. Evet, evet. Neydi o izlediğin? Ne bileyim bir sürü şey vardı. Naruto. Murat Han, evine sokmayacağın 5 tane şey say. 5. Evet. Sokmayacağım. Kız sokmam bana mesela. Balon sokmam. Lila çok korkar şimdi. Kaçıyor ondan da sıkıyor. Başka boya ve bitki sokmam abi. Şu bitkinin haline bakar mısınız? Allah aşkına lütfen şunu kameralara alalım. Yemin ederim bu evde kaç bitki öldü haberiniz yok. Evet. Bu evde benim eski masam vardı. Bak eski masamın üstünde bir kaktüs vardı. Bak kaktüs öyle bir bitki ki çölde yaşayabiliyor yani çölde. Gece -20, sabah +30-40. Ve bizim evde öldü o kaktüs, çürüdü yani. Neden sizi yaşatıyorum sadece. Başka, ne sokabilirim? Sokmam. Yani ne sokmam işte. Üniversite sorularını da böyle kaybettin. Bu eve denedim. Altını çizmemiz lazım. Evet. Aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır? Yapılmamalıdır. Eve alınmamalıdır. İşte. Ah karnabahar mesela. Sen sokmazsın. Ben hayatta. Bu eve 5 tane ne sokmam? Silah. Ha evet. 2 kamyon. Ne iş var yani evde? Yani uçak indirme. Yani. 5 çokmuş ya. 5 çokmuş. Of bunu yapamaz. Boşver. 3 tane hayvan sesi çıkar. 3 tane hayvan sesimi çıkarayım. İlk Lila'nın sesini çıkaralım. Aynen. Evet, yatma vakti geldi. O yüzden bu kadar sessiz konuşuyorum. Evimizin diğer üyeleri uyudu. Ben birazcık yastığıma sinek ilacı sıkayım. Şaka. Birazcık lavanta spreyi sıkıyorum yastığıma ki mışıl mışıl uyuyayım diye huzur içinde. Bakımlarımı da yaptım. Yatmadan önce aklıma hep oje sürmek geliyor. Aslında ojelerim kalıcı ama Cansu ne yaptı? Bütün ojeleri dururken bunu soydu. Kalıcı ojeyi bile soyuyorum yani dayanamıyorum gerçekten. Bir tane ojem var çok benziyor rengi. Jel değil tabii ki ama böyle durmasın diye onu süreceğim. Böyle şeyler yatmadan önce aklıma geliyor. Ojeleri siz de yatmadan önce mi sürüyorsunuz? Gerçekten şu kör ışıkta ojeyi seçtim. Yani çok da farklı durmadı bence. En yakın buydu galiba. Rengi de In The Lobby S'nin. Benimle ilgili bir gerçek bilmek ister misiniz? Eminim ki istersiniz. Yatmadan önce muhabbetleri çok severim. Hep böyle yatakta fısır fısır konuşmaya bayılırım. Gerçekten bayılırım. Mesela
Tulu'yla uyuyorsam diyelim ki, Tulu'da kalıyorsam, Tulu'yla sabaha kadar konuşuruz yani. Genelde o benimle hep konuşur. En çok o bıkmaz benden. Diğer herkes bıkar. Hande, Hazım, herkes bıkar yani. Ben böyle bıdır bıdır geceleri hep çenem açılıyor. Hep bilmiyorum garip gece alışkanlığınız var mı ama benim bebekliğimden beri bir yastığım var. Onsuz uyuyamam. Bunu daha önce bir soru cevap videosunda kesin söylemişimdir. Biraz garip bir huy ama onu yüzüme kapatıp uyuyorum genelde. Böyle yüzüme kapatıp uyuyorum. Böylece çok huzurlu bir uyku uyuyabiliyorum. O zaman hepinize tavandan avizemle birlikte iyi geceler diliyorum. Bugünü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Normal sıradan bir günümdü. Bana katıldığınız için sağ olun. Görüşmek üzere. Bye bye. Thank you.